Merhabalar. Uzun bir yaz arasından sonra yine bir yeni bir ağzına sağlık programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz ağız yaraları ve konuğumuz Ege Üniversitesi Diş Hekimliği, pardon, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ozan Can Ceylan. Ozan Can Ceylan derken bu yanlış anlaşılmasın. Can Bey'i tanıyanlar Can Bey'in bir ismi daha mı vardı da biz bilmiyorduk diye düşünebilirler. Can Bey'in isminin önüne getirdiğim Ozan aslında sıfat. Çünkü Can Bey bir Ozan gerçekten. Zaten programın ilerleyen dakikalarında da kendisinden bu konuda bir iki eserini okumasını rica edeceğiz. Hoş geldiniz Can Bey. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Davetiniz için Nasılsınız? özellikle. Çok iyiyim, sağ olun. Teşekkürler. Biz aslında hocamla Ege Yağ Konseyi'nden de sürekli beraberiz her Perşembe günü. Hastalarımızı beraber değerlendiriyoruz. Bugünkü konumuz da özellikle dermatolojiyi de yakından ilgilendiren ve beraber çalıştığımız bir konu olduğu için Evet. ilk aklımıza siz geldiniz. Siz de sağ olun, kırmadınız bizi. Çok sağ olun. Çok Ben çok teşekkür teşekkür ediyorum ederiz. tekrar. İsterseniz hemen sorulara geçelim. Tabii. Konumuz ağız yaraları olduğuna göre ağızda yara neden çıkar? Evet. Nedir? Yani ağızda neden yara görüyoruz? Evet. Ağızda yara ortaya çıkaran tabii çok sayıda faktör neden söz konusu. En basit anlamda yemek yerken veya bir şey içerken yanlışlıkla hastanın dilini ısırması, yanağını ısırması gibi travmatik nedenler ağızda yara ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunun dışında bazı deri hastalıkları, basit aflar dediğimiz tekrarlayan yaralara yol açabiliyor. Bunların ağrılı olması tabii hastayı oldukça sıkıntıya sokuyor. Hocam hemen izin verirseniz araya girsem. Şimdi biz bunları hocaya sorduk ama hastalar acaba ne düşünüyor? Bir önce onu bir sorsak. Evet, Yani hastalara da şimdi size sormuştuk biz. hemen bilgilerin hepsini birden vermeyelim. Bir bakalım Doğru. hastalar Evet, ne doğru. biliyor? Genel olarak halk Hem ne hekimden biliyor bu sorma, konuda? çekenden sor sözünü burada hatırlatmakta Çekene fayda bir var. soralım isterseniz. Bakalım çekenler neler demiş. Bir onları öğrenelim. Ağzınızda, dilinizde veya diş etinizde hiç yara oldu mu? Olduysa ne kadar sürdü? Evet, zaman zaman oluyor. Özellikle grip ya da nezle olacağım dönemlerde kendisini daha çok gösteriyor. Bir hafta kadar devam ediyor yaralar. Peki bu yaralar günlük yaşantınızı etkiliyor mu? Evet, tabii ki. Yemek yerken ya da su içerken bile rahatsız edebiliyor. Bu yaraların neden çıktığı hakkında bir fikriniz var mı? Doktorlar buna çok kesinlikle bir sebep söylemediler ama nezle ya da grip olacağım zamanlar çıktığına göre bağışıklık sistemimde sıkıntı yaşadığım zaman o yaraları görüyorum. Ağzınızda, dilinizde veya diş etinizde hiç yara oldu mu? Olduysa ne kadar sürdü? Ben de çok hatırlamıyorum ama çocuklarda rast geldi yani çocukların büyürken ağızlarında aft oluyor. Peki bu yaranın iyileşmesi için ne yaptınız? Karbonatlı suyla silip, yani doktora danışıp tabii ki, gargara karbonatlı suyla. Ondan sonra da dut şurubu, biz eskiler böyle yapardık. Yaraların neden çıktığını ya da buna nelerin sebep olduğunu biliyor musunuz? Onu bilmiyorum işte. Vitamin eksikliğinden olduğunu biliyoruz. Bir de ağız bakımı ile ilgili pek bilgimiz olmadığı için hani ondan kaynaklandığını biliyoruz bir. Neleri yapıp neleri yapmamanız gerektiğini biliyor musunuz bu yaralara? Neler yapmamız gerektiği, ağız bakımına daha önem vermemiz gerektiğini biliyoruz ama uygulayamıyoruz tam olarak. Ağzınızda, dilinizde veya diş etinizde hiç yara oldu mu? Olduysa ne kadar sürdü? Yok, olmadı. Peki böyle bir yara ile karşılaşırsanız doktora ne kadar bir süre zarfında gidersiniz? En kısa zamanda gitmezdim. Bu yaralara nelerin sebep olabileceğini biliyor musunuz? Valla sigara başta. Ağzınızda, dilinizde veya diş etinizde hiç yara oldu mu? Olduysa ne kadar sürdü? Hayır, şimdiye kadar öyle bir sorunum olmadı. Peki yara olursa ne kadar süre içerisinde doktora gitmeyi düşünürsünüz? Yani birkaç, eğer çok önemli bir şey olarak görürsem birkaç gün içinde giderim. Ağzınızda, dilinizde veya diş etinizde hiç yara oldu mu? Olduysa ne kadar sürdü? Dilimde oldu. 2-3 gün sürdü, daha sonra geçti. Bu yaraların iyileşmesi için neler yaptınız?
Doktora gittim. Gargara yap verdi. Onu yaptım. Peki bunlar günlük yaşantınızı etkiliyor mu? Etkilerken neleri değiştiriyor? Tabii etkiliyor. Konuşurken falan insan rahatsız oluyorsun. Ağzını gösterirken insanlara karşı mahcup oluyorsun. Bu yaraların neden çıktığını biliyor musunuz? Vallahi neden? Yediğimiz içtiğimiz şeylerden olabilir mi? Olabilir. Hormonlu yiyeceklerden falan olabilir herhalde. Bu yaralara ne yapıp ne yapmamanız gerektiği hakkında bir fikriniz var mı? Hayır, yok. Aslında bu konu her ikinizi de ilgilendiren, yani biz Can Bey'e direkt yoğunlaştık, yüklenmeyelim fazla size konumuzu diye. Konumuzu yormayalım. Evet, fazla evet, yormayalım. Aslında ikiniz de ilgilendiriyor. Dolayısıyla ben her ikinize birden tekrar soruyorum. Siz biraz önce bahsettiniz, travmadan olabilir, işte çeşitli nedenlerden olabilir diye. Bir tekrar toparlayabilir miyiz? Nelerden olabiliyor bu yaralanmalar, ağız yaraları? Ben devam edeyim isterseniz bıraktığım yerden. Tabii bu basit, sıklıkla basit af dediğimiz yaraları daha çok görüyoruz. Bu da çekimlerde de izlediğimiz gibi hastalar da ifade ediyorlar. Vücut direncinin düşmesi, gripal bir enfeksiyon, kullanılan bir ilaç sonucunda vücut direncinin düşmesi ile tetiklenen yaralar daha çok. Hocam çok sık mıdır bu? Mesela burada hastalar çoğunlukla bir aft kelimesini geçirerek bahsediyorlar. Hı-hı. Bu yani sık görülen bir şey mi? Bende de var mesela aft ama bazı izleyiciler de röportajlarda hiç ağzımda yara yok dedi. Şimdi bu ne kadar sıklıkla görülür? Tabii oldukça sık görülen bir durum aftlar ağızda. Toplumun yaklaşık %1 ila 2'sinde rastlanan bir durum aft. Gerçekten de yaşam kalitesini bozan bir özelliği var aftların. Ağızda yaraların hastaya zararı ne? Hastalarımız da ifade ettiler çekimlerde. Öncelikle beslenme fonksiyonu bozuluyor. Bozuluyor tabii. Evet. Beslenme fonksiyonu bozulduğu zaman kilo kaybı ortaya çıkıyor. Konuşma fonksiyonu bozuluyor. İletişimimizi etkiliyor. Bunların arkasından hastanın emosyonel stres gibi bir durumla karşılaşması arkadan gelen bir neden. Tabii en korktuğumuzda bu yaraların altında farklı şey hastalıkların yatıyor olması. Hocam bir de ağrı var. Ağrı yapıyor. Üzerindeki bu yaralara eğer başka enfeksiyon ajanları yerleşirse bir de ikinci de enfeksiyonlar çıkıyor. Mesela çok şanslı bir hastamız dedi ki 2-3 günde geçiyor. Evet. Ama bazen daha uzun sürüyor. Biz de onları görüyoruz. Tabii bu konuda hani uyarıda bulunmamız gereken bir nokta var ağızdaki yaralar konusunda. Yaralar 2-3 günde değil de daha uzun süreli olarak devam ediyorsa, sıklığı çok sık olarak karşımıza çıkıyorsa, örneğin ayda 1-2 kez bu aftlar ortaya çıkıyorsa, sayıları 6'dan fazlaysa, çapları büyükse, mesela yayılımı genişse. Mesela burada aftları görüyoruz şu anda. Evet, bunlar basit aft dediğimiz. Evet, basit aft dediğimiz. Büyüklükleri farklı olabiliyor değil mi hocam? Evet, yani evet. 1 santime kadar falan olabiliyor. En sık yarım ila 1 santim çapında. Minör aft dediğimiz aftlarla karşılaşıyoruz. Üzerindeki epitelin ince olduğu yerlerde daha kolay, travmaya maruz kalan yerlerde daha sıklıkla çıkıyor. Ve bir de ben bunlara hafızası olan hastalık diyorum. Hep aynı yerde çıkma eğilimi de daha çok görülüyor. Ama demin bahsettiğiniz altta sebep aradığımız, çok sık çıkan, bu da onun örneği herhalde değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz ama Behçet hastalığı. Evet, yani arkasından söylemek istediğim de bu tür özellikler ortaya çıktığında sıklık açısından, yayılım açısından, sayı açısından... Bu durumda altta bir Behçet hastalığı yatıyor olabilir. O yönden de daha ileri tetkiklerin yapılması gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında tabii hastanın başvurduğu hekimin hastaya bir dermatoloğa yönlendirmesi oldukça büyük önem arz ediyor. Evet. Yani toparlayacak olursak bu ağızda görülen yaralar sık sık ve tekrarlayan bir şekilde çıktığında artı uzun sürdüğünde mi hekime danışmalı kişi. Evet, uzun sürdüğünde, çok sık ortaya çıktığında, yaygın olarak ortaya çıktığında, beraberinde gözde bir takım bulgularla karşılaşıldığında, görme bulanıklığı gibi, görme keskinliğinde azalma gibi, genital bölgede yaralar eklendiğinde mutlaka bu hastaların biraz önce de belirttiğim gibi Behçet hastalığı açısından değerlendirilmesi gerekir ki önemli bir hastalık. Multisistem hastalığı diyoruz. Değişik sistemleri etkileyebilen bir hastalık. Yani tabii o zaman her yara aft değil, her yara yani kazayla, ısırmayla oluşmuş diye mutlaka bu inatçı vakalarda, bu tekrarlayan özelliği olan vakalarda mutlaka dediğiniz gibi demek ki
dermatolog tarafından görülmesinde bunu vurgulamakta fayda görüyorum. Çünkü neden olduğunu bilmedikleri için insanlar bunu basit bir şey zannedip ihmal edebilir. Evet. Ama mutlaka... Yani en basitinden bir demir eksikliğine bağlı bir kansızlık, bir vitamin eksikliği, B12 vitamin eksikliği, ağızda bir takım değişikliklere yol açabilir. Yani hemen kötü hastalıkları değil, bu tür beslenme bozukluklarından kaynaklanan nedenleri de göz önünde bulundurmak lazım. Peki mikrobiyal faktörler var mı hocam? Yani virüslere veya bakterilere, mantarlara bağlı olarak da ağızda yaralar çıkabilir mi? Çıkabiliyor. En yaygın olarak kandida dediğimiz maya mantarlarına bağlı değişiklikler olabiliyor ağız içerisinde. Yine bakteriyel kökenli olabilir. Örneğin sifilis adını verdiğimiz cinsel temasla geçen bir hastalık ağızda bulgu verebilir. Ağızda iyileşmeyen bir yara şeklinde plak göz dediğimiz yaralarla karşımıza gelebilir. Şu anda da zaten bir maya mantarı ile karakterize bir hastayı görüyoruz. Bu da bir lupus hastası hocam. Bu da bir lupus, bağ dokusu hastalığı. Bağ dokusu hastalığı gördüğünüz gibi ağız içerisindeki bir yarayla kendini gösterebiliyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Ağız içerisindeki değişiklikler iç organlardaki, vücuttaki sistemlerdeki hastalıkların bir aynası olarak da bize ışık tutabilmektedir. Evet. Zaten dil muayenesi için aynı şeyi söylerler değil mi? Çok eskiden eski hekimler dile bakarak pek çok hastalık bulgusu söyler. Demek ki ağız gerçekten bütün organizmanın bir aynası dediğiniz gibi ve en ufak bir değişiklik bile dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Evet. O zaman diyebilir miyiz mesela 2 hafta içinde ya da 3 hafta içinde tedaviye cevap vermeyen, korumaya rağmen mesela ısırma kontrolü falan yapılmasına rağmen iyileşmeyen yaralarda mutlaka sebebin ne olduğunu araştırılması için bir dermatolog veya kulak, burun, boğaz veya diş hekimine mutlaka hastaların görülmesi lazım gibi böyle bir slogan cümle kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Yine ağız hijyeninin bozuk olması da tabii bu tür yaralara zemin hazırlayan bir faktör. Örneğin diş taşları, dişlerin düzenli olarak fırçalanmaması. Böyle durumlarda da bizler hastaları tabii ki sizlere, diş hekimlerine yönlendiriyoruz. Teşekkür ederim. Yani sonuç olarak sadece af şeklinde görülmeyebilir değil mi bu ağız yaraları? Başka şekillerde örneğin kızarıklık veya ülser, büyük ülserler veya parçalanmış doku bütünlüğü gibi şekillerde karşımıza çıkabilir herhalde değil mi? Bazı farklı deri hastalıkları örneğin ağız içerisinde kendini gösterebiliyor. Bunlardan en yaygın olarak karşılaştığımız, konseylerde de sıkça gördüğümüz birlikte liken planus adı verilen çok bir hastalık sık, var. Çok sık değil mi hocam artık giderek hızlandı değil mi? Gerçekten çok yaygın ve çok sık. Herhalde bunu etkileyen de stres faktörlerinin günümüzde had safhaya ulaşmış olması. Kullanılan ilaçlar keza öyle. Yapabilir değil mi? Antihipertansif ilaçlar, antiepileptikler. Evet, antiromatizmal ilaçlar. Bunların hepsi... Antipsikotikler, bunların hepsi ağızda yara yaratan. Tetikleyen faktörler olarak ortaya çıkıyor. Gıda alerjisi peki söz konusu mu? Mesela bazı yiyecekler alındığı zaman ağızda yaralar çıkması böyle bir... Bazı hastalarımıza da böyle bir yakınmalar duyuyoruz. Sizin bu konudaki fikriniz? Evet, zaten ağzında sık aft çıkan hastalara ilk önerimiz diyetini ayarlamak şeklinde oluyor. Örneğin tuzlu, baharatlı, asidik içerikli gıdaların acı, ekşi, turşu, baharat, patlıcan, domates gibi asidik içerikli gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini söylüyoruz hastalarımıza. Bu da enteresan değil mi? Benim mesela bir hastamda şeftali ve çaya karşı reaktif yapısı çıktı. Yani yıllarca sıkıntısını yaşamış, Behçet araştırılmış falan ama gıda alerjisi hiç akla gelmemiş. Bazı gıdalarda da insan da mukoza da bu şekilde yaralarla karşımıza çıkabiliyor. Yine gıdalar dışında hocam siz daha yakından gözlemliyorsunuzdur. Bazı diş macunları da herhalde tetikleyebiliyor. Kozmetikler değil belki, mi? Kimyasal olarak. Evet. Etki edebiliyor. İçinde deterjan maddeleri var çünkü hem köpürmeyi sağlayan hem güzel kokması için ve tadı için. Bazen hatta tarçınlı sakızlarda bile ağızda yaralar çıktığını biliyoruz eğer reaktif bir bünyesi varsa kişinin. Peki hocam bunları söyledik ama mesela bizim için herkesin korktuğu da bir kanser hastalığı var, ağız kanserleri.
Bunlar nasıl ağızda görülüyor? Yani ağızdaki böyle hangi tür yaraları gördüğümüz zaman biz mutlaka evet. acaba kötü hastalık olabilir mi diye düşünmeliyiz. Evet. Bu ne olabilir bunların bulgusu? Şimdi ağız içi kanserlerinde hazırlayıcı bir takım faktörler, bir takım ön hastalıklar söz konusu. Örneğin biraz önce bahsettik liken plan kendini bir kanser öncü lezyon olarak da gösterebilir. Özellikle erozif lezyonlar dediğimiz yara şeklindeki lezyonlarla ortaya çıkması durumunda bu söz konusu olabilir. Sözünüzü bölüyorum. Var mı acaba liken görüntümüz? Evet, görsek biraz evvel geçtim ama bir kanser hastamız bizim. Yani klinimizde Hı-hı. gördüğümüz o bölgede. Görüntü üzerinden anlatırsanız daha iyi anlayabiliriz diye düşündüm. Geri bundan gidebilir önceki, mi acaba? Bundan önceki fotoğrafta olması lazım. Bir tane daha geri gidelim. Bu önceki. Birazdan tamam. geleceğiz. Bu daha şey... sonra görürüz artık onu. Mesela bu bölgede evet. var. Demin gördüğümüz evet. bir liken hastası. Evet. Diş etlerinde. Ne şekilde karşımıza çıkıyor örneğin şimdi, liken ağız bulguları? Şöyle söyleyeyim. Genellikle yanak bölgesinde balık ağı tarzında grimsi çizgilenmelerle karşımıza geliyor. En sık ortaya çıkma şekli bu. Tabii ki bunun dışında... Renkli olarak renk maddesinin artmasıyla karakterize tablolar da karşımıza gelebiliyor. Eroziv dediğimiz yara şeklinde lezyonlarla karşımıza gelebilir ki bunlar daha da önemli. Kanser açısından daha risk taşıyan değil mi hocam? Tabii şimdi özellikle en sık ağız içi kanserlere yol açan hazırlayıcı faktörler deyince sigara ve alkol Tabii. demek lazım. Evet. Özellikle sigaranın alkolle birlikte içiliyor olması sigaradaki kanser yapıcı maddelerin daha fazla zarar vermesine evet. yol açıyor. Ve bu hastalarda da kanser öncesinde lökoplaki dediğimiz beyaz plaklar oluşuyor ağız içerisinde. Bilmiyorum getirdiniz mi lökoplakili hasta? Var mıydı lökoplaki? Olması lazım ama şu an hatırlayamıyorum evet, hangi sırada olduğunu. Lökoplakiler zamanla hücresel değişiklikler sonucunda kanserleşmeye kadar Hı-hı. gidip Hı-hı. ağız içerisinde ağız içi kanserlere yol açıyorlar. Bu da enteresan. Mesela bu vakamızda hem kandida hem lökoplaki evet. hem de evet, kanser beraber olan bir şey var. Üç vakanın, üç durumun da birlikte görüldüğü bizim bir hastamızda. Sizin bahsettiğiniz gibi sigara alkol alışkanlığı var. Ağız evet. hijyeni iyi benim değil. Ya, ama beni asıl şaşırtan lezyon bu hale gelinceye kadar hastanın hekime gitmemiş olması. Evet. Yani hani birkaç gün içinde giderim evet. diyor ya röportajda hastalar. Aslında bazen birkaç gün içinde falan değil. Kendisi geçer diye bile veya komşunun ilacını kullanan bağ evet. arasında hocaya giden evet. hocam evet. onlar da var. İsterseniz ondan da küçücük bir bahsedelim. Özellikle ona vurgu yapmak gerekiyor tabii. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi buyurun. Hatırlarsanız bu sabah bir hasta çok ilginç bir tedavi yöntemi tendürdiyot sürerek evet, söylemişti. Evet, evet. Neyse ki bilinçli bir hastaydı da uygulamaya başlamamış. Bir komşunun uyarısıyla tendürdiyot evet. Sürülmesi önerilmiş. Tabii çok yanlış. Hı-hı. Yani bu konuda öncelikle bu konuda yetkin kişilere başvurulması gerekiyor. Ne yazık ki toplumumuzda insanların bu konuda yetkin olmayan, bilimsel dayanağı olmayan uygulamaları yapma alışkanlığı oldukça yaygın. Hı hı. Örneğin bir takım bitkisel karışımlar, bir takım kimyasallar bu konuda bizim işimizi zorlaştırıyor. Hastanın da erken tanısını engelleyen bir durum olarak önüne set çekiyor tabii tedavi konusunda. Çünkü siz demin de dediğiniz gibi pek çok faktöre bağlı olarak ağızda yara oluşuyor. Hı. Diyelim ki bir faktöre iyi gelen bir ilaç başka bir sebeple oluşan bir yaraya tabii ki etki etmeyecek. Ben yıllarca ağzında steroid kullanan, kortizonlu pomat kullanan hastalar biliyorum. Zamanında büyük bir ağız sebebiyle bunu kullanmış. Ondan sonra çatal sürttüğü zaman diye, evet. olan yaraya da evet. aynı şeyi kullanmış ama bunun yan etkileri olduğunu veya hangi durumda hangisinin hangi dozda kullanılması gerektiğini asla bilmiyorlar. Antibiyotik evet. kullanımının böyle kulaktan kulağa olması gibi ağız içi yaralarında da böyle kulaktan kulağa ilaçlar. Hatta Denizli'de bir birisi vardı. Şükranca yarayı mı? Evet yarayı kezzapla dağlamış. O bölgeyi tamamen kemiğin ortadan kalktı. Çok büyük bir hasarla hasta gelmişti. Onun için bir diş hekimine veya bir dermatoloğa veya bir kulak burun boğaz uzmanına görünmek imkanı varken böyle şeylerden hastaların medet ummamasını öneriyorum ben. Tabii gene inşallah öyle yanlışlardan olur. Söz açılmışken diğer yanlışlara da isterseniz vurgu yapalım. Örneğin dişi ağrıyan insanların ağrıyan diş bölgesine veya diş eti bölgesine
aspirin evet. gibi, kolonya evet, gibi, evet. alkol gibi kimyasal rakı. Maddeleri uygulamaları evet. da ağız içerisinde yara oluşumuna evet, yol açan evet, faktörler evet. arasında evet. sık olarak karşımıza, gelmekte. Bu konuda da uyarımızı yapmış olalım. Evet hocam. Bir de özel bir hasta grubu belki ama radyoterapi, kemoterapi gören hastalar var. Onlarda da çok sık ağızda evet. yaralar çıkıyor. Hatta yemek yemesini güçleştiren kemik iliği salgısının azalması. Evet, tabii. Kemik iliği nakli yapılan hastalar veya böbrek nakli, organ nakli yapılan hastalarda evet. kullanılan ilaçlar vesaire. Bir süre sonra ağızda çok, çok ciddi yaralara sebep olabiliyor. Demin bahsettiğiniz yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü olabiliyor. Bu hastalarda da bizim konseyde önerdiğimiz palyatif yöntemler var. İsterseniz çok kısaca onlardan evet. bahsetsek. Pademi diyoruz ama biz onun hani bazen sadece papatyasını kullanıyoruz. Evet. Oradan biraz. Aslında papatya suyunun mucidi siz sayılırsınız hocam. Teşekkür o ediyorum. Konuda sözü ben size siz bırakmak söyleyin isterim. Söyleyin diye zaten onu ben özellikle söyledim. Haddim değil hocam, buyurun. Çok teşekkür ederim. Her zamanki centilmenliğinize sayın hocam. Papatya gargarasını hastalara öneriyoruz biz. Evet. Bunu kanser hastalarından aft hastalarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanıyoruz. Geçen aslında böyle evet bakıldığı zaman böyle hacı hoca ilacı gibi geliyor ama hayır. Papatya, sarı papatya bu aktarlardan aldığımız. İçinde hem dokuyu yumuşatıcı hem üzerine birikintileri uzaklaştırıcı, ağrıyı azaltıcı. Orada bölgede hassasiyeti giderici evet. özellikleri olan çok mucizevi bir bitki bence. Ama onun uygun şekilde ama nasıl kullanılacağını nasıl söylemeyeceğim olur? Hocam. Evet, o mesleksiz olarak karşı. Söylemeyeceğim hocam. Onu biz gelsinler konseyde görelim. Doğru, evet, çünkü evet. herkes kafasına göre doğru, yapar. Yanlış haklısın. Bir şey kullanır. Doğru. Yönlendirmiş olmayalım doğru. ama yani onun hakikaten düzgün İyi kullanımında faydası olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Rahatlatıcı evet, yazından evet, özelliği sağ olun, var. Sayenizde evet. öğrenmiş olduk. Tabii şeyden de bahsetmek lazım. Bu konseydeki işbirliğimiz çok önemli. Tek disiplinin konuya yaklaşması bazı sakıncalar doğurabilmekte. O yüzden biz yıllardır konseyimizde hem dermatoloji hem diş hekimliği hem de kulak burun boğazın katkısıyla işbirliği içerisinde hastalarımızı değerlendiriyoruz ki bu da hastalarımız için büyük bir şans aslında. Şans biz çok hocam, da mutlu o evet, hastalar. Bunun için fazla hocamıza teşekkür etmemiz disiplinler lazım. Disiplinler derken disiplinleri de genişletelim. Biraz edebiyat disiplinine de evet. geçelim hocam, mi acaba? Ay, şimdi vallahi. Aslında edebiyat disiplini derken iki hocamız da edebiyat konusunda benim hocamın olduğu güzel şeyler şey. Yapıyorlar. Tabii Can hocamızın ozanlığı, şairliği artık tescillenmiş durumda. Kitap kaç ama kitabınız var hocam? Ama hocamızın da deneme yazılarını aynen. inşallah yakında benim burada gene birlikte değerlendiririz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben özellikle Can Bey'in şöyle elimizde şu anda olan iki kitabını göstermek istiyorum. Hocam toplam kaç tane kitabınız var? Üç kitabım var. Birincisi hocamın gösterdiği Akıl Çelinmeleri, hı hı. daha çok hüzünlü şiirlerden oluşan bir kitap. İkinci şiirim Al Buyur Canımdan Yak ismini çok verdik ikinci kitaba. Onun da esprisi hani topluma sigara içmeyin, onun yerine şiir okuyun mesajını vermek. Üçüncü kitabım da geçen sene Ağustos ayında çıktı. Ömür diye kuşandığımız. Peki buradan bize bir hocam şiir. Benim çok sevdiğim şiiriniz o mavi bir limanlı şiirim hocam. Çok. Sizin babanız da Ozan değil mi? O da şair. Evet, babam da rahmetli. Şiir yazardı. Hatta onun da şiirlerini onun da kitaplaştırdık. Onun bir kitabı vardı değil mi? Evet, geçen evet. yıl siz mi kitap fuarında evet. Veli Ceylan mıydı? Zeki Ceylan. Zeki Ceylan. Tamam, tamam. Hep Niye Maviye diye bir evet. kitabını yayınladık. Var. Mühür Yayınlarından ne İstanbul. Güzel. Ne güzel. Arzu ederseniz o... Lütfen hocam benim sevdiğim, çok beğendiğim şiirinizden rica etsem. Tabii benim de çok sevdiğim bir şiirdir. Aslında kent yaşamının yoğunluğunda, trafik gürültüsünden, kalabalıktan böyle uzaklaşmak istediğimiz anları anlatan bir şiir. Huzur, bu. Huzur getiren bize yani. Huzur arama güdüsünü anlatmaya evet. çalıştığım bir şiir. Güzel. Hepimiz zaman zaman kent yaşamı içerisinde yaşıyoruz bu arayışı diyeyim. Bir hayal uçuşması. Dört duvar arasında buhranın tam ortası. Şehir üstünde enkaz, külçe kurşun sancısı. Zitte bulanmış toprak, asfalt olmuş çatısı. Kurumuş, kalmış ağaç, kaldırım yol arası. Bakışlar hep gündelik, duygusuz çırpınışlar. Kapıldığım seyrine bir yalan kasırgası. Sevgi, saygı, hoşgörü,
Bulunmaz Hint kumaşı, zihinlerde fikirler, menkul kıymet borsası. Kol gezmede beynimde, bir feryat zonklaması, tahammül son çizgide, ramak kalmış forması. Çökerken üzerime karabasan korkular, kör boşlukta patlayan bir hayal parıltısı. Alır götürür beni, beklenmedik bir anda. Kurtuluşun müjdesi, zor kırılma noktası. Ne sis kalır ne de pus, dağıldı mı bulutlar, kamaştırır gözümü, kor güneş ışıltısı. Bir liman düşlüyorum, küçük, mavi bir liman ve sığınmak içine, kaş ile göz arası. Süt liman suya inat, balıklar kıpır kıpır, kanat kanat gökyüzü, martıların şarkısı. Köhne sandallarıyla kürek çeken düşlerim, çıldırmalı maviden, umut koksun çağrısı. Bir liman düşlüyorum, küçük mavi bir liman ve sığınmak içine bir hayal uçuşması. Ve ardından çöküyor şehirle üzerime dört duvara tutuklu kalmanın sıkıntısı diye bitiyor. Hocam harika. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Başka bir tane daha kısa bir şiir ruhunuza sağlık. Harikuladeydi. Ben doyamadım elinize hocam. Elinize sağlık. Çok da güzel okudunuz. Sağ olun. Çok bir tane daha alsam. Şöyle birazcık daha zamanımız var. Ben bu keyfi biraz daha izleyicilerimiz paylaşsın tabii istiyorum. Yine toplumumuzun kanayan bir yarası olan bir konu hakkında yazdığım bir şiirimi paylaşayım sizlerle. Sokak çocuklarına yazmış olduğum bir şiir. Anlatması Zor Be Çocuk ismi. Çocuk çocuk, bakma öyle. Ciğerimi yakma çocuk. Garip mahzun tarafında içime dert sokma çocuk. Somun ekmek tel oyuncak, kalın zincir dal salıncak. Beğen artık birisinden, oyna zıpla dalma çocuk. Ne istersin başka benden, yok mu senin işin gücün? Çekingen mutsuz gözlerle ağlamaklı bakma çocuk. Ben mi çaldım yüreğini, ben mi kırdım sevincini? Göz mü yumdum gördüğümde, boynu bükük durma çocuk. Çalan kimse geri versin, kimliğine kavuş çocuk. Anlıyorum yaran derin, çocukluğu yitik çocuk. Sen çocuksun, geleceksin, bir çiçeksin, bir emeksin. Peki neden bu haldesin? Anlatması zor be çocuk. Bu da böyle bir şey. Çok etkileyici, tüylerim diken diken oldu vallahi. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hocam bugün aslında çok yaygın olan ağız yaralarından başladık olaya. Sebeplerini kısaca tartıştık. Nasıl görülür, ne yapmak lazım, kime görünmek lazım, ne zaman görünmek lazım vesaire. Ama çok şanslıyız ki sizle beraber bu programı yaptık. Sonunda bu kadar keyifli bir şekilde bitirmek fırsatını bulabildik böylece. Aslında ağız yaralarından gönül yaralarına, toplum yaralarına da parmak basmış olduk. Evet, evet. Yani sizle olmanın avantajıydı bu. Ben size söyleyeyim. Yani yara konusu açılınca benden sorulur demek de haklıymış demek ki. Evet, gönül yaraları şiir doğuruyor. Can Bey. Biliyorsunuz. Hay Allah. Umarım biz izleyenler de bizim kadar keyif almıştır. Zevkli bir program olduğunu düşünüyorum ben. İsterseniz kapanışta kısaca biz yine bu hastaların toparlayalım bir cümleyle arzu ederseniz ne zaman nasıl davranılması gerektiğini kısaca söyleyelim sonra teşekkür edeceğiz. Tabii. Şimdi ağız yaraları konusunda bazı mesajlar vermek lazım topluma, insanlara. Öncelikle biraz önce bahsettiğimiz yanlış önerilere, yanlış uygulamalara kesinlikle kulak asılmamasını söylemek lazım en başta. Onun dışında iyileşme süresi uzun olan yaralarda, örneğin 2 haftayı geçen, 1 aya kadar uzayan ağız yaralarında mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Yine yoğun sigara ve alkol tüketiminin yol açtığı neticeleri hepimiz biliyoruz. Bu ağız içerisinde de geçerli. Yine sigara ve alkol tüketiminden oldukça insanların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunmamız gerekiyor. Ondan sonrası zaten bize geldiği zaman gerekenleri yapıyoruz. Hocam anlamsız diyetler de yok.
Anlamsız değil mi? Beslenme, yok. Tabii. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi gençlerde çok moda bu. Ölümüne açlık diyetleri var. Evet. Ağızda yaralar, evet, tamamen savunma sistemini hem lokal hem genel savunmayı bozuyor. Tabii. Diyet konusunu benim söylemiş olmam da herhalde ayrı bir espri konusu olacak ama. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki bizimle beraberdiniz çok bugün. Sağ ağzınıza sağlık diyoruz. Sizlerin hocam böyle. Size teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ve başka bir problemimize çözüm bulmak üzere hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.